Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere AK Parti Pendik İlçe Başkanımız Sayın Özer Sarıkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Vekilim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan adayım, Belediye Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Türkiye Yüzyılı seçiminde 14 ve 28 Mayıs'ta bizlere göstermiş olduğunuz destekten, çabadan, gayretten, dökmüş olduğunuz terden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları olarak taşın altına elinizi sokup Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirerek bizleri onurlandırdınız, mutlu ettiniz. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. İstanbul'un kaybolan 5 yılı, yapılmayan yatırımları ve İstanbul'u eser ve hizmet siyasetiyle buluşturmak ve İstanbul'u muradına erdirmek için tekrar desteklerinize ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı hepinizi tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın misafirlerimiz, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 31 Mart'ta yeniden Pendik diyerek yollara düşen Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çin'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayım, ilçe başkanlarımız, STK başkanlarımız, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, afiyet olsun. Çok değerli hemşehrilerim, bir sürecin başındayız. Bu sürecin başında çalışmalar yaparken sizlerle beraber olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bugün de sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum Bakanımız bizlerle beraber, bizleri şereflendirdiler. Kendilerine de hoş geldiler, sefalar getirin diyoruz. Çok değerli arkadaşlar, ben fazla sözü uzatmayacağım. Sizlerle muhtelif zamanlarda sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, biz 2019 senesinde aday gösterildiğimiz zaman ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak da Binali Yıldırım aday gösterildiği zaman onlarla oturup konuşma yapmıştık. Bazı projelerle ilgili, planlarımızla ilgili teknik toplantımızı yapmış ve Pendik'e Büyükşehir'le beraber getirilmesi gereken yatırımları tespitini yapıp ve mutabık kalmıştık. Değerli arkadaşlar, biz Pendik Belediyesi olarak İstanbul'da 5 yıldır belediyeler arasında en fazla yatırım yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Yani 2023 senesinde aslında bütçemizin %49'unu yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. Bu oranı uyguluyor olmamıza rağmen bizim 5 yıllık süre zarfında ilçe belediyesi olarak bütçemizin 8,5 milyar lirasını yatırımlara ayırmış belediyeyiz. Yani en fazla yatırım yapan belediyenin bir tanesi olarak söylüyorum. Ama biz 2019 senesinde Büyükşehir'le beraber yapacağımız yatırımlar bu dönemde toplamda güncel rakam olarak söylemek gerekirse 50 milyar 60 milyar liraydı. Düşünün, eğer bu 5 yıllık süre zarfında bizim yapmış olduğumuz 8,5 milyar liralık yatırımın yanında 50-60 milyar liralık bir yatırımın Pendik'e gelmiş olması Pendik'in çehresini nasıl değişeceğini siz bizlerden çok daha herhalde hayal edersiniz. Ama maalesef bu dönemde bu yatırımlar Pendik'e gelmedi. Pendik'te %75'i bitmiş olan kapalı otoparkı dilimizde tüy biterek 2,5 ayda zor bitirttik. Yine Kavakpınar tünel çalışmamızın %75'i 80'i bitmiş olmasına rağmen 2,5 yılda 3 yılda
ancak bitirebildik geri kalan kısmını. Ve maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçelere yatırım yapılmak üzere gönderilen paylar bizim maalesef pendiye gelmedi. Şimdi bu hesabın görülme zamanı. İnşallah. Şimdi Murat Kurum ve Bakanımız ekipleriyle beraber toplantılar yapıyoruz. O 2019 senesinde pendiye getirilmesi gereken yatırımların şimdi tek tek hesabını yapıyoruz ve Sayın Murat Kurum Başkanımızın başkanlığında o yatırımların pendiye gelmesi için mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'ne kazanmak suretiyle pendiye gelecek olan yatırımları getireceğiz ve pendiğin çevresini çok daha güzel hale getirmek hedefindeyiz. İnşallah bununla ilgili sizlerin desteği ve dualarına ihtiyacımız var. Değerli hemşehrilerim, biz 2019 senesinde bir şansı kaçırdık. O zaman Binali Yıldırım Başkanımız İstanbul için aslında bir şanstı. Ama vatandaşımız, milletimiz böyle bir karar verdi. Başımızın üzerinde yeri var. Ama şimdi yeni bir şans doğdu İstanbul için. Ve Murat Kurum Bakanımızın da, Murat Kurum Başkanımızın da İstanbul için ve Pendik için şans olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şansın hep beraber çok daha iyi değerlendirmiş olacağız. Ben tekrar katılımımızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın, Başkanımızın çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum ve başarı inşallah gelecek. Biz de Pendik olarak elimizden gelen gayreti göstermek suretiyle Pendik'ten en büyük desteği vermek suretiyle Sayın Murat Kurum Başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah yapmış olacağız. Ben bu duygularla toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkanımıza katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Konuşmalarından dolayı Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın misafirlerimiz, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yahya Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, İlçe başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, Pendik Belediye Başkan adayımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyeleri, değerli STK başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sözlerime başlamadan önce, bir gece önce elim bir trafik kazasında il başkan yardımcımız, kadın kolları il başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı ablamızı rahmeti rahmana uğurladık dün. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Tüm teşkilatımıza, özellikle kadın kollarımıza başsağlığı diliyoruz. İnşallah hepimizi Rabbim cennetinde buluştursun niyazında bulunuyoruz. Şimdi STK'lar bizim için çok önemli, sivil toplum kuruluşları çok önemli. Biz de dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. AK Parti olarak yaklaşık 12 milyon üyesi olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bir siyasi partiyiz. Sizlerle aynı çalışmaları yapıyoruz. Sizler nasıl derneklerinizde, STK'larınızda olduğunuz alanda, olduğunuz alanı en güzel çalışmayı yapmayı istiyorsanız, bizler de bir siyasi parti olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak hem ülkemize, özelde İstanbul'a, sonrasında Pendik'e en güzel hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. Bugün karşınızda AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak Pendik'te Ahmet Çin Başkanımızla beraber karşınızdayız. Bir önceki dönem 2019 seçimlerinde hangi vaatlerde bulunduysak fazlasıyla beraber yaparak bugün karşınızdayız. Bizler siyasi parti olarak veya Pendik'te yaşayan insanlar olarak hep şunu söylüyorum. Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızın bir önceki dönem verdiği vaatlere mutlaka bakın. Sonra yeni dönemde karşınıza aldığınızda o vaatlerin yüzde kaçını gerçekleştirmiş, buna bir bakalım. Bizler Pendik Belediye Başkanı olarak baktığımızda Ahmet Çin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Vaatlerimizin tamamı yerine gelmiş durumda ve bunun bir fazlası var. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Pendik'e yapmayı garanti ettiği hiçbir projeyi alamamış bir Pendik olarak, Allah razı olsun başkanımızdan, Sayın Başkanım, Pendik Belediye'mizin yolları var. Mutlaka sizler de biliyorsunuz. 3 tane ara yol hattı açtı. 53 kilometrelik bir yol hattı. Ben bunu çok önemsiyorum. Pendik'teki trafik sıkışmasını önemli olduğu bir yerde bu yol çalışmasıyla beraber Pendik'te trafik sorununu büyük oranda çözdük.
Normalde Büyükşehir Belediye'mizin yapması gereken hizmetleri Pendik Belediyesi yaptı. Hatta öyle yaptı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 39 ilçede yaptığı hizmetlerden daha fazlasını Pendik Belediye Başkanımız yaptı. İnşallah bu dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bu hizmetlerin kat be kat fazlasını alacağız. Şimdi 5 gün evvel 6 Şubat'ta biliyorsunuz asrın felaketi dediğimiz Maraş merkezli deprem yaşadık. 50 bin üzerinde vatandaşımızı maalesef bu depremlerde kaybettik. Bu ne demek? Kentsel dönüşüm gerçekten çok önemli. Burada da Murat Kurum Bakanımızın hem bakanlık dönemi hem emlak konut genel müdürlüğü dönemi yaptığı hizmetler ortada. İnşallah bu dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sizlerin desteğiyle beraber seçildiğinde inşallah İstanbul'un 5 yıl sonrasını hayal bile edemiyoruz. İnşallah bu kentsel dönüşümle beraber İstanbul'un tüm sorunları ayağa kalkacak ve bir dahaki depreme inşallah hep beraber hazırlıklı olmuş olacağız diyorum. Şimdiden vereceğiniz destekler, vereceğiniz fikirler için çok teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yahya Çelik'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın misafirlerimiz, değerli konuklar, nerede bir sel, nerede bir afet, nerede bir problem olsa her zaman sahada, meydanlarda olan biri var. İşte o İstanbul'un inşası ve ihyası için yollara düştü. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul'un umudu, İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum'u kürsüye davet ediyorum. Evet, sabah sabah sizi uyandıralım dedik, böyle biraz uykulu gördük. Kıymetli belediye başkanım, AK Parti'mizin yine kıymetli milletvekili, yol arkadaşımız, kardeşimiz, AK Parti'mizin ilçe başkanı, yine Milliyetçi Hareket Parti'mizin kıymetli ilçe başkanı, İl Kadın Kolları Başkanım, gerçekten dün bizim için çok zor bir gündü. İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma kardeşimizi kaybettik ve tüm teşkilatlarımızla birlikte kardeşimize verdiğimiz sözleri, dava arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak ve bu mücadeleyi, o bayrak yarışını ilk günkü heyecanla sürdürmek zorundayız. Çünkü o kardeşlerimiz büyük ve güçlü Türkiye davası için İstanbul'umuzun dünyanın göz bebeği şehri haline gelmesi için yıllardır bizlerle omuz omuza mücadele ediyorlar. Ve bize düşen, kıymetli kardeşlerim, biz o mücadeleyi hem Fatma kardeşimiz hem de bugüne kadar bu yolda mücadele etmiş, alın teri dökmüş tüm kardeşlerimiz için kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Ben tekrar Fatma kardeşimize, teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli derneklerimiz, derneklerimizin kıymetli başkanları, spor kulüplerimizin yine başkanları buradalar, muhtarlarımız, Pendik'imiz için gece gündüz çalışan kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve Pendik'imizde siz değerli yol arkadaşlarımla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pendik'i biz her zaman ayrı bir yere koyuyoruz. Ve bu güzel buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.
Kıymetli dostlar, Pendik'imiz için yaptığımız fedakar çalışmalarınızı takdirle hep birlikte izliyoruz. Biz böylesi gayretli kardeşlerimizle yakın çalışmayı her zaman için yararlı, son derece de verimli buluyoruz. Bakanlık dönemimizde de Pendik'imize 10'a yakın ziyarette bulundum. Geldim burada belediye başkanımla birlikte Pendik için, Pendik'in güzel yarınları için yapılması gereken projeleri bir bir konuştuk. Bir masada toplandık ve o masada karar alıp o kararları da hızlı bir şekilde uyguladık. Ve benim için en özel olanı aslında Pendikli kardeşlerimizin depremlerde ve yangınlardaki özverisiydi. Sizlerle kader birliği yaptık. Tam bir kardeşlik şuuruyla buradaki tüm kardeşlerimizle beraber milletimizin zor zamanlarına hep birlikte koştuk. Annelerimizin, yavrularımızın yaralarını sizlerle beraber sarmak için gece gündüz çalıştık. Bizim belediyelerimiz işte en son Asrın felaketinde 11 ilimizde sizlerle birlikte mücadele verdi. Kardeşlik elini, gönlünü tüm deprem bölgesine açtı. Ve işte biz böyle büyük bir aileyiz değerli arkadaşlar. Biz bu anlayışla 22 yıldır koşuyoruz, çalışıyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçte de koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizi sizlere 7'den 70'e tüm İstanbullulara bu yolda mahcup etmesin diyorum. Hep söylediğimiz gibi 31 Mart akşamı kıymetli kardeşlerim, biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya aday değiliz. Biz 31 Mart akşamı sizin temsil ettiğiniz o iradenin yanında duran her evin, İstanbul'da yaşayan her evin kardeşi olmaya, evladı olmaya adayız. Cumhurbaşkanımız 50 yılı aşkın siyasi hayatı boyunca hep ne dedi? Demokrasi yerelde başlar dedi. Ve biz de ilham aldığımız kıymetli kardeşlerim bu sözle İstanbul'u, İstanbul'daki yaşayan tüm kardeşlerimizi kucaklayan bir demokrasi anlayışını inşallah her zaman sergilemeye devam edeceğiz. Yani her kesimden insanımız bizim kıymetli kardeşlerin paydaşımız olacak. Liyakatli bir yönetim yapısıyla İstanbul'un sorunlarını ele alacağız ve siz değerli işte buradaki sivil toplum kuruluşu başkanlarımızla, muhtarlarımızla, buradaki kardeşlerimizle birlikte çözeceğiz. Bakın biz bugüne kadar birçok temel attık. Birçok açılışlar yaptık. Ve o açılışlar sonunda esnafımız, annelerimiz bizler için dua ettiler. Gençlerimiz, hatta o minik yavrularımızın bile tebriğini kazandık. İşlerimiz hep iyiliğin, güzelliğin, sevginin harcında yapıldı. Yani bu duygularla çalıştık. Şimdi yeniden o sevgi, şefkat, doğruluk duyguları üstünde yükselen gerçek belediyecilik ve bu gerçek belediyecilik için de işte bu anlayışı sergilemek için yeniden yollardayız. Bu yepyeni bir heyecan, yepyeni bir eser maratonu kıymetli kardeşlerim. Ve işte karşımıza baktığınızda kıymetli milletvekilim, belediye başkanım anlattılar. Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var. Ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen, yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var.
Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız. Bunun için kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Şöyle başımızı yastığa koyduğumuzda Pendik'in yarınlarını, buradaki gençlerimizin geleceğini hep birlikte hayal edeceğiz. Uyku tutmayacak geceler gündüzlerle birleşecek. Ama göreceksiniz, biz çalışıp çabalayıp bu milleti güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız. Ve kıymetli dostlarım, 22 yıldır tarihi nitelikteki her bir projemiz yeni bir projenin kapılarını araladı. Ve yaptığımız her bir çalışma daha büyük bir çalışmanın ve değişimin yolunu açtı. Biliyorsunuz, bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil alan projesi yaptık. Millet bahçelerimizi buraya geldik, söz verdik ve Pendik'in en güzel yerinde, yürüme mesafesinde o yeşil alanları Pendik'in gençliğine, kadınlarına armağan ettik. Allah bize güç, kuvvet verdi. Birçok mahallemizde kıymetli başkanımla birlikte yıllardır milletimizin beklediği kentsel dönüşüm projelerini başlattık. 20 bin yuvamızın dönüşümü için kapsamlı bir şekilde vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümü Pendik'in her mahallesinde başlatmak için gerekli her türlü iradeyi sizlerle birlikte ortaya koyduk. Vatandaşımızın yıllardır çektiği mülkiyet sorununu yine kıymetli başkanımla beraber el ele verdik ve süratle çözdük. Her şartta belediyemizin, Pendik'imizin yanında durduk. Aynı şekilde Pendik'imiz Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi tarafından yalnız bırakılmasına rağmen, bakın yalnız bırakılmasına rağmen şöyle geriye dönüp baktığınızda Pendik'te Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Gelmediler. Görmezden geldiler. Pendik'i yok saydılar. Ve ama biz ne yaptık? Ahmet Başkanım'la el ele verdik. Gece gündüz çalışarak bu ilçenin Büyükşehir'den 100 kat daha düşük bütçesiyle, bakın 100 kat daha düşük bütçesiyle, inanın onlardan daha vizyoner, Pendik'in geleceği adına işlere, projelere imza attık. Burada Büyükşehir'in yaptığı işler, emin olun, Pendik belediyemizle bile yarışamaz. Yani buradaki kıyası görmeniz adına anlatıyorum. Bizim bir tane ilçe belediyemiz bile bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapabiliyor. İşte bu değerli arkadaşlar, çalışma azmi, gayreti ve burada dertle, milletin derdiyle, dertlenenlerle yapılabilecek ve bu manada işte elinizi taşın altına koyacağınız, İstanbul'un, Pendik'in yarınları için mücadele edeceğiniz bir anlayışla ortaya çıkar. Biz yine önümüzdeki 5 yılda her zaman Pendik'imizde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte 50 yıl boyunca konuşacağımız çok güzel, çok özel Pendik için o artık çile olmuş, sorun olmuş, problem olmuş sorunları bir inşallah aşacağız. Çünkü Pendik'i biz bütüncül bir şekilde düşündük. Yani işte İstanbul'un girişiyle, bu tarafta Tuzla'sıyla, öbür tarafta Yalova'ya kadar, Gebze'ye kadar uzanan ve bu tarafta da Anadolu yakasının bütüncül bir yaklaşımıyla planladık, projelendirdik. Şimdi işte çile haline gelmiş İstanbul'da
Ve buradaki her bir kardeşimin ömründen 3,5 yılı çalan trafiği artık uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul hedefimizle bir bir gerek metro hatlarıyla ve orada 328 kilometre olan metro hattını 650 kilometreye çıkaracak. İki yakaya iki büyük tünel projesiyle 122 kilometre tünel hattını İstanbul'a kazandıracak. Ve gerek metrobüs hatlarıyla gerek bu manada yeni yapacağımız tüneller, kavşak projeleriyle birlikte o çile haline gelmiş adımlarımızı inşallah hızlı bir şekilde atacağız. Tabii bunun bir ayağı da Pendik olacak. Pendik'te TEM ve E5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan kent kavşağını süratle yapacağız. Ve trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te böyle atmış olacağız. Bir taraftan Sultanbeyli Kurtköy, Pendik, Sabiha Gökçen ve oradan Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen, Kurtköy metro hatlarını süratle başlayacağız. Ve yine orada Tuzla Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattını da inşallah 1 Nisan itibariyle başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında. Diğer taraftan belediye binası önü ve orada Süreyya Paşa Aydınlı Yolu Caddesi arasında bir battı çıktı uygulamasını tamamlarken ve yine başkanım da bahsetti, hızlı tren istasyonundaki otoparkımızı da inşallah hızlı bir şekilde Pendik'e kazandırıyor olacağız. Hülasa Pendik'te bizim dönemimizde inşallah trafik çilesi bitecek. Sevgiye, ailemize, çocuklarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek ve bu manada inşallah Pendik'in çocukları geleceğe daha da güvenli bakacak. Kıymetli kardeşlerim, biz algıda değil, alın terinde usta olanlarız. Biz söz verdiysek sözünü her zaman gerçekleştiren tarafta duranlarız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset meslek değildir. Kariyer alanıdır. Ve bu manada yaptığınız işlerle birlikte kariyer elde edersiniz. Bir eser üretirsiniz, o da sizin kariyeriniz olur. Millet sizi yaptığınız işlerle anar, eserlerinizle anar. Biz nerede bir afet olsa işte milletimizle birlikte oraya koştuk. Bizim bir kariyerimiz varsa o da milletimize hizmet etmektir. Siyaset eserdir, siyaset hizmettir. İnşallah biz de bu anlayıştan bir gün olsun uzaklaşmayacağız. Hamdolsun 25 yıldır nereye gittiysek, nerede milletimiz bize ihtiyaç duyduysa biz oraya hemen koştuk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, depremlerde, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da, sellerde ve 81 ilimizde 500'ü aşkın yaptığımız ziyaretle eseri olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O tecrübemizi, o birikimimizi şimdi İstanbul diyerek, sadece İstanbul diyerek İstanbul'umuza odaklanacağız. İstanbul'a taşıyacağız, Pendik'e taşıyacağız ve inşallah el birliğiyle hep birlikte sizlerle bu mücadeleyi vereceğiz. Bir taraftan da İstanbul'umuz bir deprem şehri. Ve buradaki huzursuzluğu, buradaki güvensizliği gidermek adına da afete dirençli İstanbul diyerek Pendik'te yapacağımız eserlerimizi inşallah daha da arttıracağız. Yeni yüzlerce sosyal konut yaparak ev sahibi olmayan kardeşlerimize, dar gelirli kardeşlerimize ev ve sosyal konut projelerimizi yaparak hayallerine kavuşturacağız. Ve inşallah bu manada da bizim Güzel Yalı mahallemizde projelerimiz var. E5 üstündeki
meydan düzenlemesini orada hemen yapıp kardeşlerimizi yeni bir meydana orada kavuşturacağız. Daha önce söz vermiştik. Yine buradan Aydos Ormanı'nda Pendik'imize hitap edecek muhteşem bir yeşil alanı inşallah sizlere hediye edeceğiz. Ve yine Pendik'teki ihtiyaç sahibi ailelerimize maddi desteklerimizi de emeklilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza açıkladığımız İstanbul Vizyonu programında verdiğimiz vaatlerimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni kreşlerimizi Pendik'in her mahallesine inşallah başlatacağız ve Çınardere mahallemize de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Orada da yepyeni bir yaşam merkezini inşallah Pendik Belediye'mizle birlikte kuracağız. İlk iş yerim projesi kapsamında ofislerimizi 39 ilçemize açacağız ve burada Pendik'in gençleri de ilk ofisim projesinden faydalanacaklar. Göçbeyli köyümüz ki başkanım burası da bizim için çok önemli dedi. Orada da sera faaliyetlerini, enerji giderlerini oradaki çiftçi kardeşlerimizi sonuna kadar destekleyecek adımlarımızı da inşallah sizlerle birlikte atacağız. Pendik'imizin yıllardır bekleyen bir fuar alanı projesi var. Bunu da ticaret odamızla birlikte Pendik Belediye'mizle ihtiyaç çerçevesinde inşallah Pendik'imize kazandıracak adımlarımızı atıyor olacağız. Spor kulüplerimizi hem amatör hem de gururumuz Pendik sporumuzu desteklemeye devam edeceğiz ve işte biz istiyoruz ki şöyle 5 yıllık Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin karnesine baktığınızda her şey gibi maalesef spor kulüplerimiz de Pendik'imiz de yok sayılmış, görmezden gelinmiş. İşte biz İstanbul'umuzu bu manada sporun şehri yapmak, olimpiyat şehri yapmak için de inşallah bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, biz dertliyiz. Bu manada emin olun bu kardeşiniz 39 ilçe belediye başkanıyla buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman istişare içerisinde olacak. Ve o istişarede İstanbul için, İstanbul'un geleceği için doğru bir adım varsa, gerçekten yapılması gereken bir iş varsa hemen hızlı bir şekilde o işi gerçekleştiren tarafta olacağız. Bizi hiçbir zaman polemiklerin içerisinde görmeyeceksiniz. Bizi hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların içerisinde görmeyeceksiniz. Bizi Pendik'te Güzel Yalı Mahallesi'ndeki sahil düzenlemesini yaparken, Pendik'teki kardeşlerimizin kentsel dönüşümle ilgili beklentilerini giderirken, buradaki trafik çilesini yine bitirirken göreceksiniz. Şantiyede göreceksiniz. Sokakta Pendik'in mahallelerinde göreceksiniz. Ve biz çalışacağız. Pendik için, İstanbul için en iyisinin, en güzelinin peşinden koşacağız. Bu kutlu şehri, Sultan Fatih'in bize emanet ettiği şehirdeki yaşayan tüm kardeşlerimi de onun emaneti olarak görecek ve bu anlayışla inşallah gece gündüz çalışacağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Öyle arada bir belediyeye uğrayayım. Acaba İstanbul'un orada bekleyen bir işi var mı? Anlayışında olmayacağız. Ve daima sokakta, daima milletimizle el ele vereceğiz. Ve 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle tüm İstanbul'un kazanacağı, tüm İstanbul'un mutlu olacağı, trafik çilesinin bitirileceği, o deprem korkusunun giderileceği, sokaktaki o huzursuzluğun, güvensizliğin son bulacağı ve işte yeşil alanlarıyla, mavisiyle, iki kıtasıyla, iki deniziyle muhteşem bir İstanbul'u, Türkiye yüzyılında parlayan İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ben bunu bir kardeşiniz olarak yapacağıma ve sizlerle birlikte gerçekleştireceğime emin olun, yürekten inanıyorum.
Ve bu manada sizlerin desteği de bize ayrı bir motivasyon veriyor, ayrı bir sinerji veriyor. İnşallah Efendimiz her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdular, dimdik durdular ve biz o motivasyonla birlikte Pendik'ten öyle bir ses gelsin ki 31 Mart akşamı tüm İstanbul duysun istiyoruz. Biliyorsunuz ben Anadolu yakası milletvekiliyim ve Anadolu yakasında belediye başkanımızla birlikte tüm başkanlarımızla 28 Mayıs seçimlerinde çalıştık, çabaladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye 100 yılında yeniden başkan yaptık. Ve burada Pendikli kardeşlerimizden ben şunu istiyorum. Anadolu yakasında Pendik'imiz rekorları kılacak. Cumhur İttifakımızla birlikte Anadolu yakasındaki en yüksek oyu alacak ve Murat kardeşini inşallah buradaki Ahmet kardeşimle birlikte en güzel şekilde o şehitleri verdiğimiz Saracani'ye yollayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve sizlerden de bir söz istiyorum. Hazır mıyız? Çok hazır değilmiş gibisiniz ama. Evet, hazır mıyız? Pendik'te 31 Mart'ta Ahmet Cim başkanımızı destekleyecek miyiz? Pendik'te 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? Pendik'te 31 Mart'ta Pendik'in her sokağında, Pendik'in her mahallesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Ben de bir kardeşiniz, bir evladınız olarak sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyorum. Kardeşler, seveceğiz, sevileceğiz. Biz bu yola vallahi düşmanlık için girmedik. Vallahi sevmek için girdik. Billah sevmek için girdik. Söz uçar ama eser kalır. Gel bak bizim Esenler'deki eserlerimize bak. Konutlarımıza bak. Bahçelerimize bak. Parklarımıza bak. Biz konuşmuyoruz. Eserlerimiz konuşuyor. Söz uçar, eser kalır. İstanbul aşk ister, aşk. Sevda ister, vizyon ister. Sizler Elif gibi dipdik duranlarsınız. Türkiye'nin istiklaline, istikbaline sahip çıkanlarsınız. Bir Nisan sabahı bu şehir yönetiminde kıymetli kardeşlerim sizler olacaksınız. İstanbul'umuzu hep birlikte yöneteceğiz. Tüm Türkiye ile birlikte yürüdüğüm yolu şimdi İstanbul için yürüyeceğim. Biliyorum bu yolda yalnız olmayacağım. Yarının çilesiz, risksiz, eşsiz İstanbul'una hep birlikte yürüyeceğiz. Gelecek için, çocuklarımız için, hepimiz için şimdi İstanbul, sadece İstanbul.
Söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Muradımızla yapacağız. Ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız murada sahip çıkacaksınız.